Gel. Güle güle giy evladım. Sağ ol, teşekkür ederim. Haydi parça bey, parça bey. Çocuklar için, kadınlar için, erkekler için koş. Ninem, al bakalım sıcak kalıbı getirdim haydi sana. Sağ ol. Yoruldun mu? Yok be oğlum. Kendime diyecek yok. Koş ablacığım koş haydi. Salih okula geri dönecekmiş, haberin var mı? Yok. Demedi bir şey. Açık liseye kaydoluyorum. Dışarıdan bitireceğim nenem. Aferin sana. Adam olacaksın. Bir gün yatıp kalkıp kulağını çeken Süreyya ablana teşekkür edeceksin. Otur bakalım. Canım. Otur, sağ ol. Otur. Sağ ol. Mehmet hayırdır? Keyifsizsin, bir şey mi oldu? Hanım biraz hastalanmış. Ablan daymış. Onu merak ediyorum enişte. Bir ihtiyacı var mıymış? Ablam ıhlamur kaynatmış vermiş. Vitamin vitamin bir şeyler de almış. Bakalım kötüleşirse yarın doktora da götürecekler. Yapabileceğimiz bir şey olursa bana da söyle, olur mu? Eksik olma enişte. Ya artık hem ailedensin hem başka aile kuracaksın. Ya kafamdan geçeni bir söyleyeyim bir söylemeyeyim. Yani bu durumdayım. Ama sormazsam çatlayacağım artık enişte. Sen iyi misin? Benim senin için yapabileceğim bir şey var mı? Niye hatırladım biliyor musun? Seni en son gördüğüm günü hatırladım. Ablan da evliyken. Kaç yaşındaydın o zaman? 18-19 yaşındaydım enişte. O tarihten beri seninle oturup bir içmişliğimiz yok. Çok isterim. Akşam seni yemeğe götüreyim. He? Orada bol bol sohbet ederiz. Ha şöyle, vallahi şimdi rahatladım. Kendine. Kötü mü olmuşum? Bir dön bakayım, bir dön. Bir Zehra gitmiş, başka bir Zehra gelmiş. Maşallah kızım, pek güzel olmuşsun. İbrahim seni böyle bir görsün ister. Avukat davayı en sakin mahkemeden açmış. Birkaç hafta sonra duruşma tarihi alırız dedi. Allah'tan hayırlısı. Sorma sahip ama bir sürü alışveriş yapmışsın. İbrahim para mı yolladı? Babam yolladı anne. Oradan aldım. Bizi anana babana rezil etti. Öyle bir şey yok. İbrahim'in yaptığı İbrahim'e. Senin yerin benim için de ailem için de her zaman ayrı anneciğim. Abimle konuşabildin mi? Sağ olsun, bugün aradı. Ben de seni bekledim Ayşe'yi aramak için. Benden numarası yok da sana zahmet şu kanalın numarasını bir bul da arayalım. Anneciğim Ayşe'yi niye arayacaksın? İçimden gelmiyor ama arayıp bir analık edeceğim. Efendim? Ayşe Altay'la görüşmek isteyen. Ayşe Hanım kanalda değil, yurt dışında kendisi. Öyle mi? Ne zaman döneyim? Bilmiyorum efendim. Kendisiyle görüştüğümde aradığınızı ileteyim. Kim aradı diyeyim? Emine. Emine dersiz.
çekmiş, yurt dışına gitmiş. Ne zaman döneceğini de bilmiyorlar. Zeynep Hanım? Evet, benim. Merhaba. Ben On TV'den geliyorum. İsmim Arzu. Ben sizi televizyondan tanıyorum. Buyurun. Nasıl yardımcı olabiliriz? Ben şirketinizde değil, şahsen sizinle ilgili konuşmak için geldim. Anlayamadım. Eski eşiniz Musa Bey, Ayşe Altay ve kızınızla ilgili. Musa Bey ve Ayşe Hanım sizin yüzünüzden ayrıldılar ve ortada doğacak bir bebek var. Biz de On TV olarak sizinle temasa geçmeden haber yapmak istemedik. Eğer siz haklıysanız bunu herkese anlatmalısınız. Buraya bunun için geldim. Ve sizi gerçekleri açıklamak için programımıza davet ediyorum. Kim için? Kime açıklama yapacağım? Yanlış kapıya geldiniz Arzu Hanım. Programınız daha çok seyredilsin diye malzeme olacak kadar aptal mı görünüyorum? Benim kendimden ve kızımdan başka hiç kimseye verecek hesabım yok. Sizden karşılıksız bir yardım istemiyoruz. Bir tek evet demeniz tüm hayat şartlarınızı değiştirebilir. Buyurun efendim. Evet, ben notunuzu almıştım. İlettim efendim. İyi günler. Daha burada mısınız? Buyurun, çıkış da burada. Emine Hanım yemez içmez beni arar oldu. Efendim ana. Oğlum, sen niye bana Ayşe yurt dışına gitti demiyorsun? Ne? Ayşe yurt dışına mı gitmiş? Senin haberin yok mu? Yok ana. Şimdi senden öğrendim. Peki kim dedi? Yanında çalışan kız dedi. Senin hatırına, doğacak torunumun hatırına bir arayayım, çağırayım, ana kız gibi bir konuşayım dedi. Yanında yokmuş. Ne zaman döneceği de belli değilmiş. Ben de sen bilirsin de gene üzülmeyeyim diye benden bir şeyler saklıyorsun sandım. Tabire seni arayayım. Ana, şimdi her şeyi senden öğrendim. Kapat da asistanını arayayım. Nereye gitmiş bir sorayım. Hadi ellerinden öpeyim. Merhaba, ben Musa Bayra. Ayşe Hanım'ı bağlar mısın? Ayşe Hanım Amerika'ya gitti Musa Bey. Peki ne zaman gitti? Dün gece, yani sabaha karşı gitti Musa Bey. Ne zaman döneceğini söyledi mi? Söylemedi. Sanırım dönüp dönmeyeceğini kendisi de bilmiyor. Peki, teşekkür ederim.